Merhaba arkadaşlar, Nurgülün Tığı ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak daha çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size bu modeli yapımı istendi, bunu tığa çevirdim. Bakın bu iniyası modelini şekilde arkadaşlar bakın ağaç gibi duruyor bunu tığa çevirdim benim tığa çevirdiğim hali de bu şekilde oldu altına üç tane sinek kanadı üzerine de kirpiklerle şöyle bir ağaç görünümü verdim renklerini de bu şekil kullandım arkadaşlar bu vişne çüründen dört tane ipim var hem değerlensin istedim hem bu renkle nasıl oluyor sade kahveyle yapmak istemedim hep böyle sarılar pembeler yapıyoruz bu sefer de bu şekilde bu ağır tonlarla olsun istedim. Evet modelimiz bu arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar tığ battılarımızı hazırlıyoruz bu şekilde. Ve tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Ve tığ battımın içine sık iğne ile girip bu şekilde sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum. Çevirdim şöyle ters tarafına. Buraya 3 zincirimin arasına 4 zincirimi kapattım bu şekilde ve 6 tane zincir. Çevirdim düz yüzüne. Bu 4 zincirli yuvamın içini bu şekilde aralıyorum ve buraya bir tomurcuk kirpik yapıyorum. Hemen 6 tane zincir. yandaki boş olan tığ battıya kapattım bu altı zincirim Evet arkadaşlar ara suyunun yapımı bu şekilde bakın tıpkı iğne oyasında olduğu gibi bu şekilde kirpikli fil dişimiz 3 tane zincir çekerek 5 tane buraya tığ battı ayarlıyorum 1 3 zincir 2 3 zincir 4 3 zincir sonuncu ve 5 şöyle 3 zincirli tığ battımı da yapıyorum bu şekilde şimdi bir zincirimi çektim hemen şöyle ters tarafına çevirdim tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum 6 tane zincir çekiyorum şöyle köşeden hemen biraz kaydıralım 2 3 4 5 6 6 zincirimi hemen hiç tığ battı atlamadan yandaki tığ battı yapıyorum ki arkadaşlar yuvamız fazla büyük gözükmesin zaten 3 tane tığ battı da 6 zincirimin içine sığıyor bir zincirle döndüm düz tarafına ve buraya sık iğne ile sabitledim 5 zincir çekiyorum Hemen sinek kanadımızın yapımına 5 zincirimizle bu şekilde başlıyoruz. 3 zincirimi çektim, çevirdim şöyle. Hemen kapattım 3 zincirimi 5 zincirli yuvamın içine. 10 tane zincir çekiyorum. 7 8 9 ve 10. Çevirdim. Yuvamın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Yine 5 tane zincir. Hemen tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çekiyorum. Tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. 10 zincir. Çevirdim 10 zincirimi buraya yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Evet, şöyle arkadaşlar hafif kaydırırsanız üçüncü sinek kanadımız içinde yer açılmış olur. 5 zincirimi çektim. Yine aynı bu 6 zincirli ana yuvaya sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Üç zincirimi çekip çevirdim. Kapattım. 10 zincir 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Çeviriyorum. Bu şekilde. Sonuncu, üçüncü sinek kanadımı da yaptım. Hemen başında olduğu gibi sonunca, sonunda da dibine sık iğne yapmayı unutmuyoruz. Dönüş yaptığımız tığ battının içine de sık iğne ile sabitliyoruz. Tığ battı seviyesine indim. Şimdi arkadaşlar 3 tane buraya farklı bir mesafesi vereceğiz. Tıpkı sağda olduğu gibi. Sabitledim. 3 zincir sabitliyorum. 3 zincir bu şekilde 3 tane tığ battı yaptım. Dördüncü sürü 3 zincirimi e, ara suyum için yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde onun içine 4 zincirimi çekip böyle sık iğnemle sabitleyeceğim. 6 tane zincir. Çevirdim. Bu 4 zincirimi sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Hemen tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar bu şekilde ara suyumuz şöyle bakın güzel bir yuvasıyla üç tane sinek kanadından yuva yapıyoruz üç tane kirpikli fil dişi üç tane de bu şekilde arkadaşlar sinek kanadını yaparak tamamlıyoruz bu şekilde şöyle yapalım hemen çimenini bitirip çiçeğinin yapımına geçiyoruz Evet arkadaşlar şimdi çiçeğimizin yapımı için ilk sinek kanadından giriyorum buraya sık iğne ile sabitledim 5 zincir hemen sinek kanadıma sık iğne ile bu 5 zincirimi sabitliyorum bu ilk kirpiğim. şöyle 5 zincir yine aynı yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum 5 zincir ve sinek kanadımızın içine sık iğne ile sabitliyorum. 8 tane zincir çekiyorum. Köprü olarak kullanacağız. 6 7 ve 8. Hemen bu şekilde sabitliyorum sinek kanadımızın üzerine. 4 5 zincir kapattım. 5 zincir kapatıyorum. 5 zincir. Evet. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen 3. ve sonuncu yuvamın içine girip sık iğne ile sabitledim 5 zincir sabitliyorum 5 zincir ve 5 zincir buraya üçüncü kirpik olarak sık iğne ile sabitledim hemen ipimi koparıyorum bakın arkadaşlar bu şekilde ipimi kopardım Evet arkadaşlar bu 8 zincirli yuvanın içine girip sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz yine 5 tane şey arkadaşlar biraz bu boy almak için ince bir fazla 6 zincir çekelim 6 zincirimi çektim buraya köprümün içine sık iğne ile sabit 6 zincirimi çekiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Hemen yine 6 zincir sık iğne ile sabitliyorum. 3 tane kirpiğimizi yaptık. Şimdi 10 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir tam geliyor bu 3 kirpikten sonra. Şöyle sık iğne ile diğer köprüme sabitledim 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğne ile sabitliyorum. Bu birinci kirpiğim. 5 zincir sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum üzerine bir zincir ipimi koparıyorum Evet bakın arkadaşlar bu şekilde üçer kirpiklerimiz de hazır şimdi tek kalan kahverengi kirpiğimizi de yapalım Evet arkadaşlar bu 10 zincirli köprümüzden de ipimizi buraya sık iğne ile sabitliyoruz şöyle sıkı sıkı 5 zincir 5 zincirimi köprümün arasından girip sabitledim. 5 zincir sabitliyorum. 5 zincir sabitliyorum. Hemen bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum. İpimi yakıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar çam ağacımız hazır bu şekilde. Evet. Ütüye de giden bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir girintili çıkıntılı bir e, işlevi yok. Şöyle ters tarafından da ütülendiği takdirde bakın ütüsüz olduğu halde kalıp gibi duruyor işimiz. Ütülenince daha da güzel duracak arkadaşlar. Şöyle yeşilimde altın bacak 2 numara çok güzel ince zarif bir ip çıktı arkadaşlar öbür iplerim daha önce almış olduğum bu şekilde iplerim numaralarını bilmiyorum kahverengi şöyle tatlı bir kahve çikolata kahvesi bu da vişne çürüğümüz arkadaşlar Evet modelim bu şöyle arkadaşlar üçünü bir tutamıyorum dik ikisini tutup şöyle emeklerim için sizden beğeni ve yorum bekliyorum abone değilseniz abone olun arkadaşlar Şöyle izlediğiniz zaman bir beğeni, bir like'ı çok görmeyin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.